Artık CHP ve şürekası bırakın ortaya fikir sunmayı, Türkiye'nin kazanımlarını engellemeyi, bundan sonra arkadan nal toplayacaklar, nal! Zaten yaptıkları bir şey yok. Ortaya koydukları bir eser yok. Sadece laf, laf, laf. Sadece iftira, iftira, iftira. Hepsini açacağız. Ve bu arada Türkiye'nin çıkarlarını gözetmekten başka bu iktidarın bir derdi yok. Ama CHP'nin belediyelerindeki yolsuzluklar, hırsızlık, ahlaksızlık vakaları almış başını gidiyor. E zaten Bay Kemal, Sayın Baykal'ı bir gece kasetle devirerek gelmedi mi? Böyle bu. Bunun mesleği bu. Şimdi ise o oturduğu koltuktan tabii ki kalkamıyor. Ve kasetle genel başkan olunan bir partinin milletvekili adaylarını hangi kritere göre belirlediği bizzat kendileri tarafından ikrar edilmeye başlandı. Hizmetleri veya eserleriyle konuşulmak yerine her gün yeni bir skandalla ülkenin gündemini meşgul ediyorlar. Ve değerli kardeşlerim, Bay Kemal'in biliyorsunuz çok farklı özellikleri var. En önemli özelliklerinden bir tanesi de Sosyal Sigortalar Kurumu'nun başındayken hastanelerimizi ne hale getirdiğini biliyorsunuz değil mi? Öyleyse biz şuna bakacağız. Memleket işi, gönül işi. Değerli kardeşlerim, şimdi artık bunlar bu tür adımları da atacak durumda değiller. İşte gittikleri her yerde yalan, yanlış, bütün ellerinde olan büyük şehirlerde attıkları doğru dürüst bir adım yok. Geçen gün çıkmış kürsüde işsizlikle ilgili bir iddia ortaya atıyor. Ancak iddiasını ispat edecek rakamları dahi bulup söyleyemiyor. Bu zat bahar aylarında elektriğe kafayı takmış, faturasını ödemediği için kendini günlerce karanlığa mahkum etmişti. Güya vatandaş ziyaretleri adı altında milleti kandırmaya çalışmıştı. Şimdi anlıyoruz ki sadece milleti değil, evlerine misafir oldukları kişileri de aldatmışlar. Çeşitli vaatlerde bulunup vatandaşa alçakça ve açıkça yalan söyleyerek, yalan söyleterek, utanmadan, sıkılmadan insanımızı siyasi şovlarına alet etmişler. Kim var bunların yanında? PKK terör örgütünün siyasi uzantısı HDP. Kim var? İP. Kim var? Kendisi ve yanında bir de işte ufak tefek birileri daha var. Normalde bu zatın siyasi ahlakı olsa çıkar milletten açıkça özür diler. Ama bunlar milletten af dileyecekleri yerde işi pişkinliğe, arsızlığa vurarak paçayı kurtarmaya çalışıyorlar. Aynı ikiyüzlülüğü, aynı tutarsızlığı ülkemizin beka meselesi olan terörle mücadelede de sergiliyorlar. İç Anadolu'ya gelince Kandil'i yerle bir etmekten bahseden Bay Kemal, Ankara'ya dönünce Kandil'in siyasi uzantıları karşısında kağıttan kaplana dönüşüyor. Bay Kemal, unutma, bu terör örgütlerinden sana yar olmaz. Bunların hepsini Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te, Besler Deresi'nde nasıl yerle bir ettiysek bundan sonra da yerle bir etmeye devam edeceğiz.